Yok, nereden göreceğim ben? Ben hayatımla şeyimle uğraştım ben. Ben aylarca İstanbul'da kaldım. Ben bu gözüme ne para harcadım biliyor musun abi? 2 tane araba sattım ben ya. Ailem, ben zavallı bir adamım ben. Kovsalar kimseye bir şey diyemem şimdi. Kızmazlar mı? Babalarının böyle olmasını ister mi insan? Eczaneye gidersin, kapını alırsın. Atıyorum açsın, bir lokantaya gidip 2017'nin 1. ayının 15'inde olay başıma geldi. Gece rahatsızlandım. Hastaneye kaldırdılar. Hastanede alkol alıp almadığımı sordular. Sormuşlar daha doğrusu. Aldığımı söyleyince çocuklar alkol zehirlenmesi deyip yoğun bakıma kaldırmışlar. 4 gün yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sonrası gözlerimi kaybettim. Gözlerim için çok çaba sarf ettim. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gittim. Fakat şu an tıbbi yapılacak hiçbir şeyin olmadığını, metil alkolün gözlerime, sinirlerine zarar verdiğini söylediler. Göz kaybetmek öyle kolay bir şey değil. Yani paranızı kaybetmemişsiniz. Gözünüzü kaybetmişsiniz ama farkında değildim ben. Geçer diye bekliyordum. Ama her gün baktım ki daha çok karanlık. Beyaz et yok. Rengi bırakın, beyaz et yok. Şu an yine hiç beyaz olmadan yaşamaya çaba sarf ediyoruz ama zor bir hayat. Bu süre içerisinde olmuştur. Daha çok da olur yani. Yetkililer buna önlem almazsa bunun arkası kesilmez. Bedava para kazanıyorlar. Vergisiz para kazanıyorlar. Neden yapmasınlar ki? Yapmamaları için bir neden yok. Korkunç para kazanıyorlar. Devletin yerine piyasadaki ipsiz sapsız insanlar para kazanıyor. Herhalde bir halimden belli değil mi yani? İki gözüm görmüyor. Tek başıma hiçbir yere gidemiyorum. Tek başıma adam değilim. Daha doğrusu insan değilim. Koluma biri girmedikten sonra hiçbir yere gidemiyorum. İçen insanlar ucuzluğuna aldanmasınlar. Resmi olan yerlerden gitsin, içkilerini alsınlar. Bunlar zaten yani merdiven altında satmıyorlar. Normal bir tekel bayisi gibi satıyorlar. Devlet bunu göz ardı ediyor. Adamlar rakı dediğin zaman gidip merdiven altından getirmiyorlar. Tezgahları var. 10 tane, 20 tane yan yana kurulmuş tezgah bunlar. Sanki mağaza gibi. Sanki bir tekel bayisi gibi iş yapıyorlar. İstediğiniz her şey var. Parandan vazgeçeceksin, hayatından, gözünden vazgeçmeyeceksin. Bir şey görürsen güzeldir, görmezsen hiçbir şey güzel değil. Yetkililerden bu konu hakkında daha duyarlı olmalarını istiyorum. Yukarıya tek başıma çıkabilirim. Ama yan tarafın dükkanın üst katına çıkamam. Oraları bilmiyorum. Hafızamda yok çünkü ondan.